Tevekkül. Çünkü tevekkül niye? Tevekkül diyor, istinat ve istimdat noktalarını tazamun ediyor. Bu bu itikat yapamaz. İman yapar bunu. İstinat ve istimdat. Çünkü itikat sebep sonuç arasındaki bir berzahtır. Mesela sebep sonuç arasında sonuç meyve, sebep toprak. Bu arasındaki berzah eğer sonucu Allah ile özdeşleştirirse, ona taşırsa, ona bağlarsa bu itikadı düzgün denilir. Bu itikattır. Eğer sonuç olan meyveyi sebeple özdeş yapar, ona bağlarsa, ona götürürse itikadı bozuktur der. İkisi de itikattır. Peki bu manada iman? Bu manada sen mi sebep sonuç arasındaki toprakla meyve arasındaki bu şey bağları yapıp bu sonucu bu yapamaz, bunun arkasında birisi var eğer Allah derse, Allah da bu itikadına verdiği cevabın adı da imandır. İman cevaptır. İntisapla nesep gibi oluyor abi. Gibi. İkisinin arasını evvel ahiri intisapla kurarsa nesebine götürüyor. Yani. Nesebine götürür. Mesela bu noktada itikat kurbiyettir diyebilirsiniz. Çok rahat. İman akrebiyettir. Çünkü niye? Kurbiyet kişinin Allah'a yakınlığıdır. Yani sen Allah'a çok yakın olabilirsin yani. Öyle hissedersin çalışır. Ama Allah onayladı mı bilmiyoruz. Yani kurbiyetini onaylarsa akribiyet manasında olan imanla cevap alıyorsun. Şimdi devam edeyim okuyacağım maddeleri. İtikat dersi çok ilginç ve tuhaf. Okuduklarım var ya şu anda. 206. sayfadan 222'ye kadar olan sayfaların yeri okuyacak mevzu, okumuş olduğu mevzunun işte biridir daha. Daha hulasası çıkmadı. Demek ki tevekkül, istinat yani Allah'ı, istimdat ahireti noktalarına tazamun ediyor. Yani ikisine şuuru olan da tevekkül olur. Tevekkül seviyesi bu iki noktaya şuuru nispetindedir. Bu tevekküle yazabilirsiniz bu kata. Tevekkül seviyesi, kalitesi yani tevekkülün hakikati nokta istinat ve nokta istimdattan medet alır. Nokta istinat Allah'a iman, nokta istimdat ahirete iman. Bunların farkındalığı ve şuuru kadar senin tevekkülün olur. Tevekkül olunca da teslim olur. Bu noktalar da kelime-i tevhidi istizam ediyormuş. Selam.